Evet sayın seyirciler, Nisan Soyan Mican'la Hayata Dair programına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz kişisel gelişim uzmanı ve aynı zamanda enerji uzmanı Sibel Acır hanımefendi. Evet. Şimdi Sibel Acır hanımefendi ile günümüz insanının karşılaştığı problemler, efendim insan psikolojisi üzerine bir söyleşi yapacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Nisan Hanım. Nasılsınız? Sıcak teşekkür bir gün. Teşekkür ederim. Evet gerçekten güneş çok sıcak. Güneş çok cömert. Ağustos'un son demleri ama güneş epeyce cömert davranıyor. Evet siz daha cömertsiniz sıcaklıkta. Oo, çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Çok sağ olun. Şimdi kıymetli hocam Sibel Acır. Seyircilerimiz de sizi tanısın efendim. Kısaca kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii ben Sibel Acır. 2011 yılına kadar kendi işimi yaptım. Serbest ticaretle uğraşmıştım. Evet. Daha sonra 2011 yılından itibaren kişisel gelişim ve enerjilerle ilgili eğitimler almaya başladım. Eğitimler, seminerler. Sonrasında bugüne kadar geldiğim yolculukta, bu kişisel gelişim yolculuğunda tabii ki kendim için almıştım bunları. Ama öyle bir noktaya geliyorsunuz ki artık öğrendiklerinizle, bildiklerinizle kendinize katkı olduğunuz kadar diğer insanlara, hatta tüm insanlığa da katkı olmak istiyorsunuz. Ve hatta öyle bir hale geliyor ki bu içinizde yanan bir ateş oluyor. Yani evet. Öyle bir arzu oluyor ki diğer insana da el uzatayım. Tabii bunu talep edenler için söylüyorum, isteyen için, talep etmeyen için hiçbir şey yapamıyorsunuz, istemeyen için. Evet. Ama sizden böyle bir destek isteyen için el uzattığınız, onun da hayatına katkı olduğunuz zaman bu inanılmaz sonsuz bir iç huzur ve mutluluk oluyor. Ben bu mutluluğu seçtim. Evet. Evet. Hatta yani yakın bir zamanda en son çalıştığım işimden de istifa edip sadece artık kendimi bunu iş olarak yapıp bu yaşam biçimimi işim haline dönüştürüp bu şekilde hayatımı idame ettirmeyi seçtim. Çok güzel hocam. Rica ederim. Yani sizin gibi insanlar çok azaldı çünkü günümüzün maddi koşturması maalesef hani insanların insanlığın ruhsal boyutunu sanki geçmişe nazaran epeyce bir saf dışı bıraktı. Öyle görüyoruz. Hani bir sürü güzel değerlerimiz rafa kaldırıldı maalesef. Hani tedavülden kalktı. Vicdan, merhamet, hani bir sürü güzel değerlerimiz, ruhla ilintili ve insanların hani birbiriyle güzel yaşamasını sağlayan tüm değerler sanki artık birer birer bizi terk ediyor ya da biz onları terk ediyoruz. Ya da terk ettiriliyor. Ya da terk ettiriliyor. Evet. Maalesef bir kaotik dünyadayız. Bu bir gerçek. Şimdi hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra hayatınıza da başarılar diliyoruz. Hani kendinizi teşekkür ederim tanıttığınız için ne kadar güzel insanların kişisel gelişimine ve insanların ruhsal problemlerine destek olmaya çalışmak gerçekten çok erdemli bir meslek bence ve günümüzde çok fazla psikolojik problemler var. İletişim aksaklıkları, iletişim bozuklukları, iletişim kazaları, insanlar arasında ilişki problemleri had safhaya çıktı maalesef. Hani bu karı koca, işte anne evlat, öğrenci öğretmen, yani bütün akrabalar, yani komşular, herkes arasında o eski huzur kalmadı. Bir iletişim aksaklığı yaşanıyor. Bunu neye borçluyuz? Böyle bir girizgah yapalım. Toplum nereye gidiyor? Toplumsal psikoloji nereye gidiyor? İnsan psikolojisi nereye gidiyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Evet. Şu anki toplumsal psikolojiden çok küçük bahsedecek olursak veya toplumun ruhsal durumundan, genel olarak insanların ruhsal durumundan, öyle bir korku enerjisi yüklendi ki insanlara bu düşük enerjisiyle, enerjiyle kesinlikle ruhlar beslenemiyor. Beslenemeyince tabii ki insanoğlu strese giriyor ve gerek aile içi, gerek iş ortamınızda, gerek sokakta, trafikte hiç fark etmiyor. Bu düşük enerjiyle sürekli kavga halindesiniz. Evet. Çünkü ruhunuz beslenemiyor. Siz bir kere kapılmışsınız o düşük enerjiye. O enerjideyken yüksek olan
enerjisi, titreşimi yüksek olan duygular size gelmiyor. Çünkü siz buradasınız, korku enerjisinde titreşiyorsunuz. Çok önemli bu hocam. Evet. Yani bu bahsettiğimiz güzel değerler, manevi değerler yüksek enerji istiyor. Evet. Biz evet. korku enerjisi hissettiğimiz ve korku enerjisi içerisinde olduğumuz için aşağıda kalıyoruz. Etkileşim alamıyoruz. Maalesef. Siz eğer burada korku enerjisinin frekansıyla evet. özdeşleştiyseniz siz burada sevgiyi buradaki sevgiyi yakalayamıyorsunuz. Anladım. Öncelikle şundan bir özgürleşmeniz gerekiyor. Bu korku enerjisi bir yakanızdan düşmesi gerekiyor. Çünkü siz hayatta kalma çabası gösterdiğiniz zamanlarda o sevgiyi hissedemeyebilirsiniz. O an sadece hayatta kalma çabanız var. Onun dışında başka hiçbir şey düşünemeyebilirsiniz. Pandemi de yaşadık. Evet, aynen öyle. Neyse. Ve bu tabii ki ilişkilere yansıyor. Sonra günümüzde maalesef insanların hep karşısındaki insanı kendisine benzetmesi çabası. Yani benim istediğim gibi olsun çabası ya da içerisinde ilişkiler de bozuluyor tabii ki. Çünkü hep karşından bir beklenti içindesin. Hani sen mutsuzsun ya, korku enerjisinde sevgiye de ulaşamıyorsun. Evet. Mutluluğa da ulaşamıyorsun. Bu sefer mutluluğu dışarıda arıyorsun. İçinde yok olan o yüksek titreşimi dışarıda arıyorsun. Büyük bir açlıkla. Maalesef. Ve bunu da bulamıyorsun. Tabii. Çünkü mutluluk içeriden. Önce içeriden gelmeli. Dışarıdan da gelecek tabii ki. Katkı sağlayacak. Tabii hani ki dışarıdan. Sufresi ya da ne bileyim işte sosu. Aynen. Ama sizin o derinlerde kendi iç huzurunuz yoksa, kendi mutluluğunuz yoksa, o mutluluğa kendiniz ulaşamadıysanız, dışarıdan gelen sadece gelip geçici olacaktır. Evet hocam. O an için mutlu olursunuz ama o mutlu an bittikten sonra şöyle bir kendinizle baş başa kaldığınızda gerçek iç huzurunuzun olmadığını fark edersiniz. Evet. O mutluluk için gerçek olmayan bir mutluluk da diyebiliriz. Ben öyle tanımlıyorum aslında bunları. Gerçek mutluluk, yani şöyle, tıpta hani sahte mutluluk diyorum. Placebo etkisi diyorlar ya, öyle bir etki veriyor o zaman. Hani sahte hap gibi. Evet, yani ama olabilir. Sanal mutluluk. Olabilir, mutluluk. Sanal. İşte yani sahte diyorum ona. Evet, siz o anda gerçekten mutlusunuz ama o anlar bittikten sonra... Hayır. Ha, dışarıdan gelecek olanla da mutsuz da olabiliyorsunuz. Ama eğer siz içinizde o derin huzura kavuşabildiyseniz, derin huzura. O iç derinlerdeki iç huzura kavuşabildiyseniz, dışarıdan gelen o sahte mutsuzluk da sizi bir an mutsuz eder. Hatta o mutsuz anınızda dahi içinizdeki o derin huzurla mutluluğa yine ulaşabilirsiniz. Yani kalıcı bir hasar vermiyor. Evet. İçinizdeki o, yani içinizde oluşmuş huzur duvarını yıkamıyor. Belki sarsıyor dışarıdan evet. gelen bir mutsuzluk. Öyle değil mi? O zaman evet. Düşünün içeride ki, huzur kalesi inşa evet, etmek. Evet. Düşünün ki, aynen kesinlikle. Düşünün ki dışarıdan gelen bir etkiyle mutsuz oldunuz o anda. Ama bakıyorsunuz içinize, evet ben şu an mutsuzum. Ama içeride de böyle bir derin bir huzurum var. Hani ızdırap çekmiyorum o mutsuzlukla. Evet. Çünkü ızdırap içinden geliyor seni. Dıştan gelmiyor. Çok güzel. Evet hocam. Peki hocam, pandemi insan psikolojisini bozdu mu? Yani pandemiden önce tamam, yani gene toplumsal problemler, yani insan, hani tüm insanların hani zaman zaman yaşadığı psikolojik problemler vardı ama pandemi katma değer etkisi yaptı mı? Pandemiden sonra hala da bitmiş değil. İnsan psikolojisi daha ağır hasar aldı mı? Psikolojiye etkisi ne oldu sizce? Aslında herkesi farklı etkiledi bence. Pandemi. Tabii ki. Siz ne kadar neyin farkındaysanız, ortaya çıkan şey sizi farkındalığınız derecesinde veya o yönde etkiliyor. Mesela eğer çok fazla farkındalık içinde değilseniz, pandemiyle belki çok fazla korkuya kapıldınız. Ve biraz önce anlattığım gibi o korku enerjisiyle düşük titreşim sellerine kapıldınız ve iyice enerjiniz düştü. Böylece o
korona hastalığı da ve tüm hastalıklarda zaten düşük titreşimli enerjilerdir. Dolayısıyla siz titreşiminiz yüksekse, bir coşku enerjisindeyseniz, merhamet enerjisindeyseniz, şükür enerjisindeyseniz enerjiniz yüksektir. Korona düşük enerjilidir veya diğer hastalıklar sizi yakalayamaz. Yani size daha doğrusu ulaşamaz. Size ulaşamaz. Enerji yüksek tutmak çok önemli. Kesinlikle. Bağışıklık dedikleri, evet. Bağışıklık güçlü olması dedikleri, evet. De hem yediklerimiz, içtiklerimizle hem de motivasyonumuzla da bağışıklığımızı yüksek tutmalıyız. Moralle. Kesinlikle bağışıklık her iki yönde de önemli. Hatta ben bunun birazcık daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o ruhun gıdası her şeyden önde geliyor. Ruhun gıdası. Eğer siz ruhunuzu iyi besleyebiliyorsanız bedeninizi de besleme yolları bulacaksınızdır. Evet. Ruhun beslenmesi o yüzden benim için daha ön planda. Evet, koronada böyle etkilendik. Eğer korku bizi, o korku enerjisine çabuk düştüysek, işte o bizim kendi gücümüze ulaşamadık, kendi öz varlığımıza veya kaynağımıza ulaşamadık da dışarıdan gelen bu etkilerle korku enerjisine kapıldıysak, çok çabuk hastalandık, hasta olduk, yataklara düştük, endişelendik. Çoluğumuza çocuğumuza tembih etmeye başladık, eşimize dostumuza işte şunu yap bunu yapma falan diye. Ama birazcık farkındaysanız da şayet bunun size bir ödül olduğunu da fark edebilirdiniz. Mesela benim için gerçekten bir ödüldü. Çünkü ben o sıralarda inzivaya çekilmiştim. Evet. Kendimle belki kendi yıllardır kendinizle, evet, kalmak istiyordunuz. Evet, zaten evet 2011 yılından beri böyle bir enerjilerin içindeydim. Bu konuların içindeydim. Korona gerçekten bana, o pandemi zamanı, kapanmalar dönemi bana gerçekten çok büyük bir hediye oldu. O zamanlarda kapandım. Yeni eğitimler aldım. Kendimi daha fazla geliştirdim. Hem kendime hem de etrafıma da daha fazla katkı olduğumu düşünüyorum. Ne kadar güzel hocam. Yani bu, evet. Her olaydan bir şey çıkarabilmek esasında. Evet. Yani olumlu anlamda. Tamamen sizin bakış açınızla alakalı. Evet, evet, nereye, evet, bakıyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz bununla alakalı. Kendini seni kaptırıp dediğiniz gibi o düşük, evet, enerji. Peki hocam, kişisel enerji nasıl artırılır? Yani insanlar farkındalık düzeyini artırabilir mi? Yani bunlar hakkında... Evet, tabii ki artırılabilir. Ne dersiniz? Zaten bizim fıtratımızda, özümüzde var. Evet. Enerjimizin yüksek olması. Çünkü tüm kainat sevgi üzerine kurulu ve biz de kainatın küçük bir damlasıyız. Kainattan minicik bir damlayız. Kainatta her ne varsa evrende hepsi bizim bedenimizde, bizim varlığımızda mevcut. Böyleyse kainat sevgi enerjisine üzerine kuruluysa biz de sevgi üzerine kuruluyuz ve çok yüksek bir titreşim sevgi enerjisi. Dolayısıyla zaten fıtratımızda olan bir şeyi daha sonra bu yaşamımızda büyüdükçe kapattık ya da bize kapattırıldı, üstü örtüldü, enerjimiz düşürüldü, bildiklerimiz unutuldu. Olumlu yönde bildiklerimiz unutuldu, gerçekler unutturuldu, yalanlarla üstü örtülerek ve enerjimiz düşürüldü. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Taş taş üstüne kondu belki. O taşları bir bir en üstten başlayarak bir bir o taşları alıp atmakla özümüze dönerek farkındalığımızı arttırabiliriz. Zaten bunu yaparken farkındalık gerekecektir. Onu farkındalık içinde en azından günde bir 20 dakikayla başlayıp veya hadi bilemediniz 10 dakikayla başlayıp sabah kalktınız elinizi yüzünüzü yıkamadan. Yatağınıza oturur vaziyette veya sandalyenize oturur vaziyette veya bağdaş kurun. Nasıl yapıyorsanız sadece omurganızın dik olması gerekiyor. Enerji akışının düzgün sağlanabilmesi, evet, için. 10 dakika kendinizi izleyin. Gözünüzü kapatın veya açık kalsın. Hiç önemli değil. Nasıl nefes alıp verdiğinize bakın.
doğru nefes, yanlış nefes diye lütfen takılmayın. Siz şu an yaşıyorsunuz, nefes alıyorsanız yaşıyorsunuz. Demek ki doğru nefes alıyorsunuz ki yaşıyorsunuz. Tabii ki nefes teknikleri var. Hepsini onaylıyorum, okey. Ancak şu an aldığınız nefes her nasılsa, nasıl bir nefes alıyorsanız nefes alışverişinize odaklanın. Sadece bununla başlayın. Farkındalık yaratmak için hayatınızda. Bakın, herkes kendi kapısının önünü süpürdüğünü düşünün. Herkesin. O zaman bütün dünya tertemiz olacak. İlk önce kişisel temizliğimizle, kişisel ruh temizliğimizle başlayacağız. Kendi farkındalığımızı yaratarak. Daha sonra tüm dünyanın temizliğine kadar ulaşacak bu. Dünyayı da böyle kurtaracağız zaten. Evet. Yani ruhsal detoks hocam. Kesinlikle. Peki ruhsal detoks sonrası da var tabii ki, bunların çok fazla geliştirilmiş hallerini yapabiliriz. Ancak yani böyle başlayarak evet, daha iyisine, daha büyüğüne, daha fazlasına ulaşabiliriz. Evet. Ruhsal detoks şart. Hani, kesinlikle. İnsanlar yaz gelirken hani genellikle diyete başlarız, değil mi? Evet. Mesela ruhsal diyet, ruhsal detoks. Hani hep bedenimizle, hep insan organizması hep dışıyla ilgili. Ama siz diyorsunuz ki mutluluk içte. İç yolculuktan bahsediyorsunuz. Evet. Yani ruhumuza yolculuk yapmayı, değil mi? Evet. Ama bunu yaparken bedenimize es geçmeyeceğiz. Çünkü bizler dünyaya gelirken ruhumuz ve bedenimiz birbirine mühürlendi. Biz onları birbirinden ayıramayız. Ruh ve beden birbirine mühürlü. Ruh ve beden mühürlü. Zaten böyle olmazsa sorun var. Evet. Ruh ve beden mühürlü. Hatta bu farkındalık dediniz ya biraz önce, bedenden gelen farkındalıklara da açık olmamız lazım. Bedenimiz de bizimle konuşur. Tıpkı kainatın bizimle konuştuğu gibi, bize fısıldadığı gibi bedenimiz de fısıldar. O seslere de açık olursak, gözümüzü açarsak görmek için, kulağımızı açarsak duymak için ve aklımızı, bilinçli zihnimizi diyeyim de içine katarsak, o zaman bizim için doğrusunu bulacağız. Kendimiz için doğrusunu. O an için bizim için doğrusunu. Yarın belki bizim için doğru farklı olacak. Yani ruhsal detoks için insanın günde 10 dakika olsun kendine vakit ayırması. Evet. Yani 10 dakikayla başlayıp, değil mi, bir ruhsal inziva ya da ruhsal yolculuk, ruhsal bir araştırma, değil mi? Evet. Neyim, nereye gidiyorum, evet, bedenim bana ne fısıldıyor. Evet. O zaman insanın kendi benliğiyle iletişime geçmesi. Kesinlikle. O 10 dakika size çok büyük şey katacak. Düşünsenize, nefes alırken siz hiç şu ana kadar fark ettiniz mi? Nefes aldınız, belki kış günü soğuk bir havada burnunuzun içinden soğuk bir hava girdi. Burun kıllarınızı titreşerek genizinize kadar geldi ve genizinizi yakarak soluk borusundan ciğerlerinize girdi. Bunu bu kadar detaylı yani izlememiş olabilirsiniz. Çok hocam, normal. Alıyoruz, veriyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Evet, bu dünya kargaşası içerisinde yani ya bu hayat mücadelesinde bunca korkunun lazım. Bunca evet, korkunun içinde. Evet, evet hocam. Çok ya normal. Siz diyorsunuz ki farkındalığınızı artırmak için mutlaka her hareketimizi, evet, nefes alıp verişimizi, evet, ne bileyim, açlığımızı, canımızın çektiği şeylere kadar, evet, bedenimizi. Evet, bedenimize odaklanacağız yani. Dinlememiz lazım. Ruhumuzu geliştirmek için bedenimize, ilk adım bedene odaklanmak. Bedene nasıl odaklanmak, nefes alıp verdiğimize odaklanmak. Evet. Dedik ya, ikisi birbirine mühürlü diye. Evet hocam, evet. Yani ne kadar güzel şeyler öğreniyoruz. Gerçekten çok verimli ilerliyoruz. İnşallah. Yani açıkçası günümüz insanı için bu artık öyle bir lüks ki, kendine vakit ayırmak. Hani bunlar bile böyle şey geliyor. Hani kulağa garip geliyor. Yani günümüz insanı öyle, yani öyle bir robotvari bir hayatın, evet, içine çekildik ki. Kesinlikle. Ama ki insan kendine vakit ayırmalı. Ruhsal detoksun olmazsa olmaz şartı bu içsel. Aslında mutluluğun şartı insanın, evet, kendini tanıması, değil mi? Kendi gerçeğini bulması. Kesinlikle. Kendiyle barışık olması, değil mi? Sonra etrafa o enerji yükselir ve yayılır. Kesinlikle. Muhtemelen. Çünkü düşük enerjiler de bizi çekiyor, değil mi hocam? Yani tam aksi. Hani bir mesela
enerjisi düşük olan insana iletişime geçtiğinizde ondan da etkileniyorsunuz değil mi? Eğer sizin enerjiniz yüksekse etkilenemezsiniz. Öyle etkilenmezsiniz, mi? Evet. Sizin enerjiniz düşükse ya da ay şimdi filanca yüksekse bile enerjiniz, ay şimdi filanca gelecek de mesela nazardan bahsedelim. Ay onun da nazarı çok değiyor. Şimdi gelecek bana kim bilir nasıl bakacak? Benim de nazar bana evet, nazar değecek evet. diye. Kadınlar özellikle bu konuda değil çok, mi? Çok hassas. İşte tamam o anda yandınız. Nazar size değdi bile. Yani size nazar değdi. Ya bu bizim elimizde o zaman. Yani insan kendine nazar değmez dediği zaman mı değmiyor? Siz bir yani siz sonsuz bir varlıksınız. Bizler sonsuz bir varlığız. Sonsuz bir varlık güçtür. Her şey olabilecek kapasitesi vardır. Yani bana ben bu sevgiyim. Bu bana nazar eder dememeliyiz. Öyle mi? Tabii ki. Ben sevgiyim, ben aşkım. Evet. Ben sevgiyim. Ben bu kadar yüksek bir enerjiyken bana nazar değmez. Ha ama tabii ki enerjide iniş çıkışlar oluyor. Gösterir. Evet. O sırada ay eyvah işte böyle bir endişeye girersem, endişenin de çünkü enerjisi düşüktür. Endişeye girdiğiniz zaman, şüpheye girdiğiniz zaman hemen enerjiniz düşer. Eyvah bana şimdi filanca gelecek de nazar değdirecek dediğiniz anda enerjiniz düşer. Siz buradayken nazar enerjisi budur. Siz sevgideyken, coşkudayken busunuz, buradasınız. Endişeye girdiğiniz zaman buraya gelirsiniz ve nazarla aynı frekansta titreştiğiniz zaman siz onu bedeninize çekmek için davetiye olursunuz zaten. Çok iyi anladım hocam. Hocam vaktimiz azalıyor. Şimdi size şunu soracağım. İnsanlar, günümüz insanlar aslında çok ilintili birbiriyle sorular ama insanlar neden mutlu değil? Boşanmalar neden arttı? Aileler kopuyor birbirinden. Yani çocuklar bile mutlu değil. Evet. Yani bu konuda da aslında az önce bahsettiklerinizden çok ayrı bir konu değil ama. Evet, bir iki farklı bir şey söyleyeyim küçük size. Şimdi seyircilerimize neler söylersiniz? Ben enteresan olarak bir ayrım yaptım kendimce. Yalan dünya ve gerçek dünya diye. Bizler doğduğumuz zaman aslında gerçek dünyadan gelip yalan dünyaya doğuyoruz. Yalan dünyada değil, dualite ya doğduğumuz dünya, dualite içerisindeki o dualitenin negatif tarafı. Yani korkular, işte biraz önce bahsettiğim şeyler, endişeler, şüpheler, kıskançlık, kin, nefret, öfke vesaire. Bunlar yalan dünyaya ait diye ayırıyorum kendimce. Gerçek dünyada işte biraz önce yine söylediğim gibi kainatın üzerine kurulu olduğu sevgiyle başlıyor. Sevgi, şükür, merhamet, işte bir yardımlaşma enerjisi falan bu gibi olumlu yönde bizi etkileyecek ve titreşimimizi yükseltecek enerjiler. Şimdi biz kainata uyumlu olarak doğduk. Fıtratımızda sevgi var. Veya bu yüksek enerjiler var. Fakat bu dualite içerisinde bize öğretilenler işte korku enerjisine giriyoruz. Çünkü ayakta kalmak için annemiz babamız da korku enerjisi içerisinde. Veya sana bir zarar gelmesin diye işte okula giderken aman işte şuradan yürü, şuradan karşıya geç, aman servisle gönderelim kızı okula, servise gidip gelsin, aman başına bir şey gelmesin gibi sürekli bir korku yükleme, endişe yükleme ve etrafımızdan görüp öğrendiğimiz o kıskançlıklar, fesatlıklar vesaire enerjimiz düşüyor. Korkuyoruz. Ve yalan dünyaya düşüyoruz. Yalan dünyada yaşıyoruz. Hani bir şarkı var, bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Evet. Hani aslında böyle değil sevda. Ve dünyalar üstüne de ne ninniler ne masallar öğrettiler, anlattılar ve dünya böyle değil. O yalan. Gerçekte dünya titreşimi yüksek. Biz de o tarafa doğru çekilirsek şayet o zaman tüm ilişkilerimizde de mutluluğu yakalayacağız. Yani enerjimizi yükseltirsek. Tabii. Önce kendi içimizden başlayarak bütün ilişkilerimiz. Evet. Çünkü bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Karşımızdakini istediğimiz forma sokmaya çalışıyoruz. Biz mutlu değiliz ya. O düşük enerjilerle mutsuzuz. Mutlu olmak için dışarıdan bir bahane arıyoruz. Dışarıdan bize bir mutluluk gelmesi gerekiyor. Nasıl bir mutluluk gelmesi gerekiyor? Tam da benim istediğim gibi bir eş, bir sevgili, bir çocuk, bir
iş arkadaşı vesaire. Bu sefer onları kendi istediğiniz yönde, kendi faydanıza değiştirmeye çalışıyorsunuz. Kendinize uygun halde. Onları değiştirmeye çalışırken bu sefer bir kaos, bir kopukluk başlıyor. Bir tezatlık başlıyor ve didişme başlıyor ilişkilerde. Uyum kalmıyor. Evet. Uyum kalmıyor. Tavsiyeleriniz nedir hocam? Son günümüz insanına, evet, bu kaotik ortamda, bu kargaşa içerisinde yaşayan günümüz insanına söylemek istediğiniz son cümleleri alalım. Ne tavsiye edersiniz? Bir kere herkesi olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Hepimiz, evet, çok farklı renkleriz. Ben Sibel'im, siz Neslihan'sınız. Öteki Ayşe, Fatma, Ahmet. Herkes farklı bir çiçek bu dünyada. Öyle düşünün. Hiç kimseyi değiştiremezsiniz ve herkes kendi deneyimlerini yaşamak, kendi bu dünyaya gelmeden önce açılması gereken kodlarını açmaya geldi. Kendi yaşaması gerekenleri, kendi deneyimlerini yapmaya geldi, yaşamaya geldi. Onun için herkesin hayatı kendine münhasır, kendine özel. Eğer bir karşılaşma varsa, eğer bir ilişki içindeysek de bu özel bir karşılaşmadır. Bence bütün karşılaşmalar ve bütün ilişkiler ilahidir. O ilişkiden kendimize ne çıkartabiliyoruz, bize ne öğretilmek isteniyor, ne gösterilmek istiyor, neye ayna tutulmak isteniyor, bizim burada alıp kabul etmediğimiz ne var, neyi kabul etmeliyiz, kendimize neyi değiştirmeliyiz, bir başkasını değil de kendimize neyi değiştirmeliyiz, bize bu ilişki, bu kişi ne anlatmaya çalışıyor diye oraya bakmamız gerekiyor. Bir başkasını değil de kendi değişimimizi, evet, ön plana almalıyız. Evet hocam. Sevgili izleyiciler, Neslihan Soyan Mican'la Hayata Dair programının bu haftaki konuğu Sibel Acır hocamızdı. Kişisel gelişim uzmanı ve enerji uzmanı. Gerçekten kendisinden, hocamızdan çok kıymetli bilgiler öğrendik. İşte. Zaten ister istemez ben yanında o doğal enerjiyi alıyorum, yüksek enerjiyi. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam. İnşallah yeni konuklarla, yeni programlarla ve inşallah gene hocamızı bu stüdyoda ağırlayarak, İnşallah. Hocamızla da yeni programlarla tekrar bir araya gelmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın efendim. Bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayın. starttv.com. Doğru mu? TR mi? starttv.com.tr. Hayırlı vakitler diliyoruz hepinize. Yüksek enerjili güzel vakitler diliyoruz efendim. Evet, sevgi dolu günler.